Yıl 1919. Osmanlı 1. Dünya Harbi'nde mağlubiyete uğramıştı. Ülkenin bekasının tartışılmış olduğu bu dönemde müttefikler bu hasta adam arasında paylaşmaya başlamış ve buna Sever adını vermişti. Kimileri kabul etme niyetindeydi. Kimisi ise Amerikan mandası olmak istedi. Ancak bir avuç çılgın Türk bunları kabul etmedi ve dünyaya meydan okudu. Kıymetli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir mod ile yeni bir deneyim yaşayacağız. The Opposition modu. Efendim modu yapan bir YouTuber, bir Türk arkadaşımız. Mod bu arada açıklamada bulabilirsiniz. Mutlaka gidin, indirin, deneyin. Güzel bir mod. Beğen atın, ne yapabiliyorsanız destek olun. Ben modu yeni gördüm. Sırf yapanın yabancı olmadığını bildiğim için, yani yabancıdan kasıt bir Türk olduğunu bildiğim için böyle bir destek çıkın diyorum. Yoksa bir tanıştığımız yok. Şimdi modu oynayacağız. Mod şu: Atatürk olmasaydı, Milli Mücadele olmasaydı, Kurtuluş Savaşı olmasaydı. Mod tamamıyla bu. Çok güzel bir mod. Alternatif yollar var. Alternatif bir tarih zaten. Şimdi kardeşim hemen şuradan bir başlayayım. Bir ufak göz gezdirdim. Yanlış eventlere falan tıkladım. O yüzden bıraktım. Şimdi ismi ne bunun? Ümit Hoca bunu görmesin. Büyük sıkıntı çıkar. Harbi büyük sıkıntı çıkar. Ne gibi? Ben sana söyleyeceklerini söylüyorum. Şimdi bakın. Suriye'den gelen göçle Suriye, Türkiye bir göç merkezi haline getirmeye çalışıyor. Tamam mı? Ve biz buna dur diyeceğiz. Biz buna izin vermeyiz. Bunu anlamayacak kadar salak olamaz. Biz salağa salaktır. Neymiş? Kürdistan'mış. Öyle mi? Hadi canım sen de. Hadi canım sen de. Şimdi işin şakası bir yana. Şunları şöyle basalım. Şuraya da şunları verelim. Zaman da aksın. Hadi bakayım. Amerika'nın mandasıyız yani. Şimdi Amerika'nın mandası olarak nasıl oluyor yani? Kurtuluş Harbi döneminde arkadaşlar ikiye bölünüyorlar. Üçe bölünüyorlar. Biri savaşalım diyor. Diyor ki padişahı da getirelim, savaşalım. Diğeri diyor ki kardeşim uğraşmayın. Manda olalım, yolumuza bakalım. Hainleri söylemiyorum. Bir de hainler var. O hainler de bu ülkelerle, savaştığımız ülkelerle anlaşıyor. Onlar da bambaşka bir mevzu. Bir de bir avuç çılgın var. O bir avuç çılgına diyor ki kardeşim ne Amerika, ne Almanya, ne Rusya, ne Çin, her şey Türklük için. Bu çılgınlar dünyaya meydan okuyor. Milli mücadeleye başlatan çılgınlardan bahsediyorum. Allah hepsinin ruhunu şad, mekanını cennet eylesin. O güzel insanlar sayesinde Milli Mücadele Harbi başlıyor, Kurtuluş Harbi başlıyor. Aha, ilk event geldi. Diyor ki bizim sultanımız, halifemiz, kurtarıcımız ve yüce liderimiz Vahdettin gelmek istiyor diyor. Ben de dedim ki kardeşim bizim sultana ihtiyacımız yok. Kendinize iyi bakın. Öyle dedim. Amerika dedi ki Amerika ne diyor? Kardeşim diyor bu bir seçenek değil. Sen o adamı alacaksın. Amerika ha? Ambargo ha? Canım cehenneme. Doğru yavrum, istek diyorum abi. %5 consumer goods almaya hiç gerek yok. Fabrika lazım. Minute factory. İyi fabrika basıyor musunuz? Bassanız oğlum. Samsun'da bir takım olaylar olmuş. Those good peoples. American Motor Factories. Şimdi bir yandan da Yeşil Ordu problemi var. Arkadaşlar bence videonun ötesinde bir şey olacak. Bir arkadaşınız olarak, bir abiniz veya bir kardeşiniz olarak bir tavsiyede bulunayım. Kurtuluş Harbi'ni kesinlikle bilin. Her Türk genci bilmelidir. Kurtuluş Harbi'nde neler yaşandı, nasıl zorluklar oldu. Ama bunları bilirken hani ya işte annelerimiz şunu taşıdı, bunu taşıdı. Tabii ki onlar da bilin ama işin aslını bilin, fikrini bilin, olayların nasıl geliştiğini bilin. Bunu bence yapabilmenizin en güzel yolunu da ben size söyleyeyim. Bence böyle yapın. Eber Hoca'nın bir kitabı var Kurtuluş Harbi ile ilgili. İsmini hatırlamıyorum. Şimdi o buradan bir yerden, sağdan soldan bir yerden çıkar. Ya da aşağı yazmışımdır. Bakın önce onu okuyun, sonra Nutuğu okuyun. O dönemin olaylarını daha rahat anlayacaksınızdır. Bu Yeşil Ordu'da Çerkez Ethem'in bir ayaklanması. Yani nasıl abi, Kurtuluş döneminde de Kurtuluş Harbi'nde de mi vardı ayaklanmalar? Arkadaşlar vardı. Ne yazık ki vardı. Şimdi Çerkez Ethem başta Milli Mücadele'ye destek verip daha sonrasında emir komuta zincirine uymayarak düzenli ordu olmamalı, Kuvayi Milli ayakta kalmalı diyerek emir tanımayan, hudut bilmeyen bir hale geliyor ve daha da sonrasında Mustafa Kemal'e başkaldırıyor. Karşılaşmak zorunda kalıyor artık onunla. Kastamonu'da Duzgut Peoples. Yine güzel bir hamle daha yapmışlar. Şimdi bu tarz bir mevzu oluyor ve daha sonrasında tabii karşılaşılıp cezalandırılıyor kendisi. Bu tarz şeyler hep var Kurtuluş Savaşı'nda. Bunların büyük bir çoğunluğu da şunun için yapıyor. Dışarıdan, dış güçlerden, Amerika, İngiltere, Fransa gibi, İtalya gibi büyük devletlerden veya Yunanistan gibi büyük devletlerden para alıp amaçları isyan çıkarıp bir manda hükümet kurmak. Ne? Örgüt içi fraksiyon. Örgüt içi bölünme. Örgüt içi fraksiyonlar başlamıştır. Bu tarz kitleler hep var. İşte bir diğer örneği arkadaşlar. Bakın tam dedik, hemen olay başlardı. Ulan %15 division recovery rate ne? Yani bu tarz olaylar oluyor. Evet.
Sadece dışarıyla savaşmıyorlar, aynı zamanda içerideki bedhahlarla da savaşıyorlar. Hani diyor ya gençliğe hitap ede, dahili bedhahlar. Bu tarz durumları bilin. Tarihte yani birçok konuyla ilgili aslında bu biraz da bir nasihat gibi oldu ama bu sızlanmalarınıza bir söz verin. En azından gücünüzün, kudretinizin farkına varın diye söyledim. Tarih bize bu tarz mücadeleler yapmış bir lider, bir büyük bir ata vermiş. Ve bu bizde bir tane değil, öyle Fransızlar gibi diyelim ki bir tane Napolyon'umuz var, öyle değil. Bizde birçok var böyle başarılı, imkansızlıklara imza atmış. Şanlı bir tarihimiz var. Bilmeye çalışın. En azından Kurtuluş Harbi'ni kesinlikle bilin. Şimdi şunu da hemen Fahrettin Paşa'ya atayalım. Bu Fahrettin Paşa kimdir? Arkadaşlar Fahrettin Paşa da Medine'nin müdafasını yapan paşadır. Lakabı Çöl Kaplanı'dır. Evet, siz çöl tilkilerine merak salmışsınız ama çöl kaplanlarını da bilin bence. Kendisi Medine'yi İngilizlere ve asilere karşı koruyor. Bakın bu asiler kim? Tarih kitaplarında hep bunlar asi olarak geçer ama bunlar yer yer üstü örtülür kim olduğu. Bu asiler oradaki Arap isyancılar. Bakın Osmanlı 1. Dünya Harbi'ne girdiğinde cihat çağrısında bulunuyor. Padişah, saltanat makamı olarak cihat çağrısında bulunuyor. Bu cihat çağrısına Arapların çok azı katılıyor. Ama İngilizlerle yaptıkları anlaşmada İngilizler kendilerine bir anlaşma sunuyorlar. Diyorlar ki kardeşim sen gel Osman abine isyan çıkar. Sana bir devlet kuralım orada. Ve bol bol da yatırım yapıyorlar. Para veriyorlar buradaki asilere. Silahları, yaptıkları diğer askeri teçhizatları söylemiyorum. Bir isyana teşvik ediyorlar. Bu isyan doğrultusunda da bunlar Osmanlı'ya isyan ediyor. Bu teşviğin sonucunda. Ve inanır mısınız 1. Dünya Harbi'nde yapılan cihat arasından daha fazla Arap isyana katılıyor. Fahrettin Paşa da bu Araplara ve İngilizlere karşı İslamiyet'in kutsal şehri olan Medine'yi müdafaa ediyor. Pes etmiyor. Payitahttan kaç kez kendisine uyarı geliyor. Bak gel, bu emir komuta kademesini çiğniyorsun. Gelmen gerek, orayı bırak artık diye. O da diyor ki ben buradan Türk sancağını indirmem. Ve indirmiyor da. Daha sonra İngilizler yanlış bilmiyorsam 2,5 ay boyunca askerlerine çekirge, develerine de hurma çekirdeği yedirtiyor. Çok erken savaşa girdik bununla. Ve pes etmiyor. Zaten daha sonrasında kendisini İngilizler savaşta mağlup edince yakalıyor. Mısır'a, ardından da Malta'ya sürülüyor. Kendisinin böyle de bir hayat hikayesi var. Sadece bu değil ama en can alıcı kısmı burasıdır bence. Bize manpower ver bakayım. Yeterince asker düşmeden savaşı başlattığım için şey oldu. Biraz sıkıntı çektik. Sıkıntı dediğimiz şu, bunlar hızlı yayılabildi. Yeterince asker düşseydik bunlar böyle yapamazdı. Hadi bakayım. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Amasya protokolü, hadi bakalım. Evet, temsiliyeyi tanıyoruz tabi. Diyor ki nasıl bir saçmalık? Biz Osmanlılar kendimizi yönetemeyecek kadar akıllı değiliz. Yönetebilecek kadar akıllı değiliz. Bir diğeri de diyor ki you're not speaking locally, ambassador, I'm listening to you. Sizi dinliyorum diyor. Bu arada ambassador dediği Mustafa Kemal. Heyeti temsilcilerin başkanı. Politik puanlara bak. Amasya protokol sezonu. Buradaki şeyler kaldırıldı. Setting course. Hadi bakalım. Yeşil Ordu haydutları. Bakın bunlar da kalkacak şimdi. Afyon ve Konya'da. Vermiş oldukları debufflara bak ya. Diyor ki hükümet problemi. Bir mektup gönderin Amerika'ya ve deyin ki biz Türkiye'liler kendimizi yönetemeyecek kadar cahiliz. Hadi oradan. Ne saçma şey. Seni canını okurum lan dedik. Ve şey getirdik. Tamam. Appoint Turkic Governor Election. Şimdi burada hangisi var? Bu var. Tabii biz buna gitmeyeceğiz. Ahdü Milli, hadi bakalım. Şimdi burada mod çok güzel bu arada. Air Mod'la ilgili bir feedback yapmam gerekirse, Air Mod'un yapımcısı dinliyorsa söyleyeyim. Şunu yap. Birinci öncelik olarak bence. Mesela bazı şeylerde örneğin görüyorsun Standing Alone. İ harfi büyük. Yabancılar eğer global açılmak istiyorsan buna özen göster. Ü yap onu. İngilizce'deki o karakter uyumuna. Bir tane yol önereyim. Dediğim gibi ümit daha yolu getir. Direkt buna savaş ilan etsin. Yapmak istersen. Çünkü ya abi ne alaka o dönem Ümit Özdağ diyeceksiniz. Modun yapımcısı çok güzel bir şey getirmiş oraya böyle. Komik bir nüans getirmiş. Onu gördüm. O çok hoş. Onu da size göstereyim hatta. Şu an var mı bir bakayım. Mesela Aziz Vefa'yı advisor olarak alabiliyorduk. Öyle bir olay vardı. Şimdi Adnan Bey dediği yol şu yol. Bu arada bunu tam açıklayamamışız. Açıklayamamış bence eventte. Bu yola gidiyorsunuz. Buna gitmeyeceğiz. The Turkish Organization dediği nihalatsız yolu. Biz Mustafa Bey'e gideceğiz. Yani Mustafa İsmet İnönü. Onu da İsmet Bey diye değiştirirsen belki daha da iyi anlaşılabilir. İnönü's Way. İşte Atsız Ways. Menderes Ways diye. Daha rahat anlaşılabilir olur. Bir de girişte mesela şeyler var. O giriş ekranındaki resimler. Onların kalitesi çok düşük. Çözünürlüğü çok düşük. Çünkü çok eski resimler. Onları böyle daha çözünürlüğü yüksek resimlerle değiştirirsen görsel anlamda bence daha iyi bir hal olabilir. Ve dediğim gibi bu globalde bu tarz şeylere çok dikkat ediyorlar. Ama mod daha temel, daha geliştirme aşamasında. Onunla ilgili ne yapıyor ne yapmıyor bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Ya belki de aslında özen gösteriyordur ama ben bilmiyorumdur. Ben yine de söyleyeyim ama onu. Aha İsmet Bey geldi. Erkan-ı Harbiye Umumiye Vekili. Şimdi şuradan önce bir sivilleri alalım biz. Piyade tümeni.
Şunları da şöyle yapalım. Şimdi İsmet Bey iki defa da alabiliriz ama ekonomik anlamda birilerini alsak daha iyi olacak. Biz neyiz? CHP olarak non-aligned. Necmi Orba'yı alalım ya. Politik puan anlamında çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum çünkü. Şuradan da Kamil Tolon'u alalım. Tülomsaş, hadi bakayım. Şu anda hala Amerika'nın mandasıyız. O da düzelecektir. Türkiye Devlet Demir Yolları Kuruluşu, hadi bakayım. İsmet Bey'in 4 yıllık planına gidiyoruz. Bu bize hayvan gibi sivil basımızı verecek. Biz de basalım kardeşim o zaman. Buradan Loyal Türk Kemalcilere gideceğiz. Hadi bakayım. Oo, şunu alalım. Kazım Karabekir ordudaki experience kazanımını arttırıyor. Günlük 1 geliyor neredeyse. İsmet Bey'in portresi değişti abi birdenbire. Hadi bakalım. Spirit of Mustafa Kemal Paşa. Ver bir iki tane de jandarma ver kardeşim. Hızlı hareket yapacağız. Flankleyeceğiz arkaları. Ya şunu her gördüğümde. Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ilan ettik. Kazım Paşa'yı gönderiyoruz Erzurum'a kardeşim. Savaş ilan etti hain köpekler. Aferin aferin, o hatayı yap bakayım. Yapmadı. Ah. Birdenbire savaş ilan etti Gavat. Kazım Paşa'yı Erzurum'a gönderdik ama savaş başladı be kardeşim. Şunu alalım. Devletçiliği benimseyelim. Line hata durduralım kardeşim. Ordu anlamında debuff'umuz var galiba. Evet. Bu lavukların da, hadi bakayım şunları da alalım şöyle. Aşar vergisini kaldırıyoruz kardeşim. Aşar vergisi ne? Osmanlı döneminde alınan bir vergi o. Köylerde yanlış bilmiyorsam %15'ini mi ne alıyorlar? Ürettikleri ürünün. Yanlış da 15, ya rakamı tam bilmiyorum. Rakamı yanlış biliyor olabilirim. Baba bizim gemi yok mu? Dur bakayım. Burada birlikler çıksın şuraya. Köylülere toprak yardımı yapıyoruz. Sen ne yaptın Kazım? Bir şeyler yapıyor ama dur bakalım. Anadolu'da endüstriyel devrim. Hadi bakayım. 4 tane sivil, 6 tane de building slot verecek. Remzi Çakmak. ECG kardeşim. Nasıl no name set? Yani Kazım Bey gelip niye direkt sancağı teslim etmediniz anlamadım. Teessüf ederim. Cenubi Garbi Kafası Hürriyet mi? Ne öyle bir şeymiş bunun ismi de. Hükümetmiş pardon, hürriyet değil. Aa dur lan, savaşmamıza gerek yok. Boşuna ekipman kaybetmeyelim kardeşim. Ahdı milli için gerekebilir o. Aa lan, paket yediler lan. İnşallah annexler, çünkü tam yarmıştım orayı. Bir daha yapamam. Heh, çok iyi. Meclis açalım hemen. Oo, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz Kazım Bey. Maraşar olarak gelmiş. Kardeşim ah lan, Malatya gitmiş lan. Kanuni esasi. 105 gün, hey Allah'ı. Kardeşim geç kanunu. Alfabe kanunu yapılmıştır. Bunları şöyle çekelim de etet için yemesinler ya. Lan politik puan o kadar boşta ki. Aha. Güle güle kardeşim. Padişah'a gönderdik. Biraz ayıp ettik. Alsaydıydı. Ama diyor ki ben başa geçeceğim, ben başa geçeceğim. Dedim ki olmaz, senin sıran bitti, sıra bende, ben bineceğim. Tabi land reformu da yaptık. Toprak reformu. Şunu da ver bakayım. Şunu da ver bakayım. En kalitelisinden basacağız her şeyi. Ulus devlet olduk. Oğlum uçağımız var lan. Ne olur uçak araştırmış olalım ya. Artık seçme ve seçilme kanunu getirdik. No elections yazıyor ama burada. Focus bitinde geçecek hepsi. Kardeşim o zaman bir medium tank araştır. Gerçi biz medium tankı bastık diyene kadar light tank araştır. Piyadenin içine light tank koyalım. Kanuni esasıyı da tamamladık. Kardeşim kadınlara hakkını verelim ilk iş. Burada bedavadan Ermenistan'ımız oldu lan. Sağ olsun Kazım Paşa, orada çok iyi iş çıkardı vallahi. Adam gitti kardeşim. Dedi ki bu ne birader? Hop böyle aldı. Ertesi gün geldi. Efendim buyurun dedi, bize gümüş tepside sundu. Türkiye ile Engineer Company araştırmak var. Ulan Osmanlı zamanından beri trench var var ya. Ne Engineer Company'si araştırtıyorsun bize oyun ya. Gözünü seveyim ya. Kadın hakları da verildi. Kardeşim toprak reformu yapacağız. Aslında biz free trade'e geçebiliriz. Pek bir şey bastığımız yok. Bari bizden bir şey alsınlar da cebimize 3-5 kuruş para girsin ya. Komşularımız aramızı iyi yapalım, bizden alsınlar. Senin aramız iyi değil değil mi? Sen dur. O İzmir'i alacağım ben. Lan bizim var golümüz falan yok hiçbir yere. Biz nasıl alacağız oraları? Şunu da düzeltelim de. Şu Shellshock Spectator of Creed var. Erkan Harbiye'nin özel programına da gidiyoruz kardeşim benim. Ondan sonra da şu üniform reforma gideceğiz. Hadi bakayım, üniforma reformuna da gittikten sonra. Üniforma reformunu da yaptık. Tüm devafları kaldırdık. Şimdi kardeşim şuraya gidelim de şu İzmir'i araklayalım. Kardeşim şunların ismini sil ya. Ne Armenian Legion? Şunlara da bir araştırma gerek. Hepiniz şöyle piyade tümen olun bakayım. Aha Malatya'da public vote var. Ulan Malatyalılar doğru yolu görün lan. Gelmediler oğlum. İsmet abi senin memleket gelmiyor. Benim memleket aynı zamanda. Niye gelmiyor bunlar? Öyle olmaz. Oğlum adamlar harbi gelmiyor ya. Bir de Suriye'nin korum olmuş bura. Ya olamaz ya. Şimdiden mi ya? Ulan Ermenistan'ın nasıl orada şeyi var, klimi var. Aferin. Doğru. Malatya hakikati gördü. Tebrik ederim Malatya. Daha önce basabiliriz kardeşim. Kardeşim kaliteli piyade o. Yener şimdi o İzmirlileri. Oğlum almamız gerek lan orayı. Harbi alamadık mı lan? Şu Latin alfabesini de bir getirelim bakalım. Alamadık lan. Oo. Lan Afyon'u da verdik. Alamadığımız yetmedi. Bir de Afyon'u verdik. Bunlar da burada sıkıştı değil mi? Allah kahretmesin. Nasıl alacağız burayı? Lan bunlar Afyon'u da aldı lan. Lan şu piyadenin kalitesine bak oğlum. Nasıl alamadı lan bu? Lan içinde artileri var diye alamadı lan. State Modifier debuff'u yedi. Ulus sistemini, millet sistemini getiriyoruz. Hadi bakalım. Lan canım fena sıkıldı orayı kaybettiğimiz için. Nasıl alacağız biz orayı geri baba?
Cumhuriyeti duyuruyoruz kardeşim, hadi bakayım. Allah, Rize'de isyan çıktı kardeş. Geleneksel isyan. Hadi bakayım. Geleneksel isyan lan. Geleneksel isyan ne? Kardeşim, Republic of Turkey, hadi bakayım, işinize bakın. Kemal'in bedenine mi bakın? Milli Emniyet Hizmeti'nde kuralım. Aha. Bak ne diyormuş. Parlamentoda bir laf var. Diyorlar ki, bir dedikodu dönüyor. Kardeşim diyor, şey gelirse diyor, Abdülmecit Han Hazretleri diyor, biz diyor isyanı durdururuz. Hizmetine ne yapıyor? Diyor ki, ekleyin, ben bir komutanlarla konuşayım, geliyorum diyor. Bir şey yapacağız dedim herhalde. Bir şey de yapmıyoruz ya. Kardeşim, Alife gelmeyecek. O kadar basit. Şunu anlayın artık. Kafanıza koyun bak. Benim canımı sıkmayın. Kardeşim, arayın dedik adamı. Arayın dediysek arayacaksınız. Neyin anlamadığını anladınız ki siz bu işin? Allah, 2. Dünya Savaşı başladı. Böyle bir training yapın bakayım. Şu korularımızı bir alalım. Ondan sonra savaş ilan edeceğiz. Oo, linguist, gel bakayım. Lan biz oradaki eventten alttakini mi seçmemiz gerekiyordu? %99 şansla dedi, şey bulacağız dedi. %1 ihtimalle bulunmayacak dedi. O %1 ihtimalle denk geldiysen var ya, bugünden sonra benim adım Bahtı Yıkık Piyade'dir. Lan kardeşim, biz daha buraları alamadık ki. Aha, dem daha lan. Organizasyon bir yükselsin, şimdi onlarla biz halledeceğiz o işi. Biraz da stability kasalım o sıra. Evet beyler, yararaktan, koşaraktan, kaşaraktan. İyi, güzel piyade yaptık. Şöyle sizi topraklarımıza katalım arkadaşlar. Sen şurada dur bakayım. Bizim donanmana kadar yok. O zaman Bulgar'ı alalım da bari gidebilelim. Çünkü donanma yok. Araştıralım şunu. Flame tank yapacağız da. İtalya'da buna gelmeden buna da girmemiz gerek ha. Yoksa şey, Elias'la uğraşır dururuz. Hadi bakalım. Ah, The Milli. Yapalım. Bak, anında Imro'yu aldı ya. Şu Improved Light Tank şasisle bir de Flamethrow yapalım. Breakthrough veriyor ya, versin. Hadi bakalım. Geri alanda papat yaptık. Sen şurayı al bakayım. Getirin kardeşim, getirin. Sen de getir abicim. Amerika buradan mı getirmiş? Biz buradan zor iteriz artık bunları. Lan Fransa düştü. Kardeşim, adaları alalım. Bu sefer adaları veren değil, alan ismetiz biz. Aynen öyle, doğru duydunuz. Sizi şöyle bir papat yapalım. Şöyle bir resursunuzu alalım. O teritoriyi araya. Tabii sizi şöyle bir yamultalım biz. Onları da götür bakayım oraya. Hazırlık yapıyoruz. Şimdi şu lavukları halledeceğiz. Şöyle bir med tank da yapalım. Gerçi bu eski sürüm ya. Şuna bir de şöyle bir şey yapalım. Tank destroy diyelim. Şurada bir sapla yapıyor. Onu şöyle bağlayalım. Şunu şuraya, şöyle şuraya, şöyle de şuraya bağlayalım. Şuradan da şuraya çekelim. Hadi bakayım. Türk donanmasını da genişlettik kardeşim benim. Yani Yunanlara çökmüş olduğumuz donanmada savaş ganimet arkadaşlar, Allah Allah. Devam edelim. Şöyle iyi. Hatta şu. 9 bitecek lan. Şu bölgeleri de alayım da. Bunlar bir trainingini full tamamlasın. O zamana kadar bir de ben med tank düşerim 2 tane. Export'a geçtim ya. Çok dışarıdan mal alıyoruz. Kardeşim Fahrettin Paşa yok mu ya? Bunlar Fort Mort dikmiş baba buraya. Hem de seviye 2 falan. Biz yeterince geciktik. Şimdi bunlar savaşa girecek. Dur biz başlatalım şunu ya. Niye onun içi boş biliyorum. Trak yok. Şimdi kardeşim buna da giriş yapacağız. Şundaki eksiklikler de iyice bir dolsun. Kardeşim tüm ortalığıyla savaştayım. Hadi bakayım. Of, tank yarıyor. Bir de içi boş. Dolu olsa demek neler yapacak. İçi boş olduğu için diyor ki dik. Ana line attack ediyoruz lan. Kardeşim dedik ki Ahtı Milli, Ahtı Milli. Siz dediniz ki bizden olan sizin Ahtı Milli'nizden. Amerika. Sen kimsin ya? Line attack da iterim seni böyle. Uçak yok. Tankın içi boş. Yat kalk dua et ulan köpek. Bak şimdi şuradan nasıl yereceğim bak. Tankın içi boş. Dolu olsa mucizeler yaratacak. Ama ne yapayım abi? Biraz geç başladık o işe ya. İşte matbaaydı. Geç gelmesiydi falan derken. Onu gördü biz arkadaşlar. Ben aslında var ya tam şu an fokus değiştirebilirim de. Neyse boşver. Doktrin pardon. Bakın ya. Senin canını okuduk ulan. Mosul'la değeri zoru da alırsak. Ron Amerika. Bunca zamandır oradasın. Bir altyapı basmadın mı gerçekten lan? Buraya da kapitül oldu. Hadi bakalım. Mosul'u alalım. Beyler Süleymaniye'ye girelim. Kardeşim. We call it Turkish power. Ve misak-ı milli tamam. Sleep well old man. Arkadaşlar. Teslim olmadık. Teslim olmayalım Halil'im. Ahd-ı Milli'yi yaptık. 13 ada, Rodos, Ege Adaları, Levne, Sofya neredeyse bizde. Trakya, Batı Trakya, Selanik, Batum. Batum bize sayılmıyor teknik olarak ama. Musul, Kerkük, Süleymaniye, Kıbrıs. Eyt be kardeşim benim. Arkadaşlar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümün burada sonuna gelmiş olduk. Eğer beğendiyseniz dediğim gibi şu like butonuna ben ters duruyorum. Like butonuna kafa atmayı unutmayın. Abone de olun eğer sevdiyseniz. Modun yapımcısına da tekrardan teşekkür ederiz. Güzel mod olmuş. Eline emeğine sağlık. Modla ilgili isterseniz başka yollarda deneyebiliriz yani. Tamamen size kalmış. Kendinize iyi bakın efendim. Esen kalın.